Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sadakat. Sadakat ne demek? Emredildiği gibi. Emredildiği gibi yapmak. Şey olarak kök harfleri itibariyle sat var. Sıdk yani. Sadakat. Sat ve kaf temelde. Sat sadır. Kişiyi belirler. Kaf hariçtir. Arasındaki şiddetli bağ. Kişiyle alakadar olduğu şey arasındaki bağ mı? Yani kişiyle alakadar olduğu şey. Bağın derecesi. Sadakat kendini yaşamamaktır temelde. İlimde yoktur bu. Sadakatta gurur kibir olmaz. İlimde olur. Alimlerde ilimden gelen bir elma, enaniyet ilmi olur diyor. Çok ilginçtir. İlimde olur. Enfusi seyahatlerde, yani şöyle desek daha ihatanız yardım etmiş olurum yani. Düşüncelerinize yardım etmiş olurum. Sahabe-i kiramda birincisi Ebu Bekir Sıddık. Sadakat. İkincisi Ömer. Yani denge. Ömer derken adalet, hak sahibinin hakkını vermek falan değil yani. Sıfı değil. O adlın bir sıfatıdır. Yani adalet, hak sahibinin hakkını vermek, muvazene ve muhakeme, sonra kudret sıfatının azami derecedeki mazar olunmak. Farukiyet. Evet, farukiyet. Yani kadir şinaslık bilmek. Kendini fark etmek yani. Kadir, kendini fark etmek. Üçüncüsü Osman Enfusi'dir. Tamam, Hind'dir. İçsel yapıdır. İşte içsel sistemin adı. Ali dördüncüsüdür. İlimdir. İlimle dalalete giden çoktur. Çok ama. Karun, Belam bin Bahura, Ebu Cehil. Ondan sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam amcası. Ebu Leheb. Ondan sonra yani ötekisi de işte malum vecihle şey yapmamış ama vesaire. Fakat sadakatla dalalete giden bir tane yoktur. Çünkü sadakatla kendini yaşamamak vardır, temelde vardır. Yani aç ve fakrını, noksan ve kusurunu bilme seviyesidir sadakat. Yani bu bilmenin ortaya koyduğu tavırdır. Yani başkasını yaşamaktır. Mesela Resulullah'a yaşarsan sünnetini kendini yaşamıyorsun. İşte bedeli Ebu Sıddıkiyet mertebesidir. Sadakat. Ama başkasını yaşamak derken başkası yani hüccet olması gerekiyor ki. Tabii. Yani mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşamak. Hangi derecede onu yaşıyorsan kendini yaşamıyorsun demektir. O zaman o kadar fenasın, fena. Şeyhimi yaşıyorsam, hocamı, üstadımı yaşıyorsam, o da insandır. Aynı sorun orada da. O olur. Yani örnek gösterilen şey de. Dolayısıyla sıdıkiyet çok mühim. Yani tepedir. Yani peygambere yakın olan son mertebedir. Başka bir şey yok. Zübeyir abinin yaşantısı. Zübeyir abinin ustada karşı duruşu. Onlardan birkaç tane okuyayım.
Diyor ki, ey Risale-i Nur'un kıymetdar talebeleri, her şey gireyim ondan çünkü onu noktadan bakarsınız. Şimdi Risale-i Nur'da mevzularını tevhiddir, haşirdir, kaderdir çok iyi bilebilirsin. Ama sadakatin yoksa başına beladır. Sadakatin yoksa sıkıntı. Ama bir sadakatin var, bir teslimiyetin var. İlmi mevzuları fazla bilmesen bile cemaatın iştirak-ı amal-i uhrevi denilen yani herkesin sevabının konulduğu bir havuz var. Şu anda dünyada kimisi Kur'an okuyor, kimisi namaz kılıyor, kimisi evrat var, kimisi hayka sanat yapıyor, kimisi birisine bir şey anlatıyor. Tamam. Herkesin yaptığı amel havuza giriyor. Hatta şimdi şurada bir mektup var abi. Diyor ki bir fasık bir yol bulup bir tarikatta mürşit makamına geçmiş. Onun talebelerinden birisi sadakatiyle terakki etmiş. Terakki etmiş. Veli olmuş. Onun makamını, hakiki makamını görmüş. O da onun gördüğünü anlamış ferasetiyle o fasıkta. Dönmüş sadakatinden dolayı bak ilim fazla. Evet. Dönmüş onu irşad etmiş. Eşmi. Acayip bir şey yani. Sadakat. Çok acayip bir şey gerçekten. Yani sadakatın içerisinde ilim de var. Çünkü cehalette sadakat olmaz. Ama her ilimde sadakat yoktur. Kıyas edersek. Evet. Sıdk işte. Peki fazla okumamış. Allah direkt besliyor sadık olanları. Peki cemaatimize vurgulayalım. Ondan açtım. Kendi başına ve kafana göre gidersen hasenat sebabın kendi başına kalırsın. Günahında sebabın seninle olur. Bir insanın da bu asırda sebabı günahında fazla olması da olma ihtimali sikke-i tasdik gaybedi yoktur. Çünkü diyor fert istikamet bulamaz. Bu asırda mı acaba? Bu asırda. Yoksa eskiden de bu böyle miydi? Yani bu seviyede değildi. Bu bir, ama bu bir kanuniyet gibi. Kanun. Çünkü peygambersiz sıdıkiyet nasıl olacak? Dolayısıyla bir merkeze bağlılıkla hayatını yorumlamak ve ona göre tanzim etmek. Ona göre hayatını tanzim ediyor her şeyi. Ona göre, mihenk noktasına göre evini taşırken, evini donatırken, işi girerken, iş yaparken, yani haram var mı yok. Yani hep böyle ona göre ölçü yapmak. Dolayısıyla eğer böyle gelip gidiyoruz da bir sadakat yapamasak işte sevabımızdan ve günahımızla baş başa kalıyoruz. Cemaatin umumi sebabından istifade edemiyoruz. İştirak-ı amal-i uhreye denilen o kanuna sır bu. Ondan okuyorum. Buna bu iştirak-ı amal-i uhreviyeye mazhar olan bir insanın kaybetmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Değil. Onun için Risale-i Nur talebeleri diyor 717 şualarda imanla kabre girecekler diyor. Talebe olanlar. Bu ne biçim müjde? Bundan daha müjde olur mu? Şöyle demiyor. Risale'nin talebeli imanla kabre girecektir, umulur. Bir de talebe, şu aralarda gene okudum abi geçen gün. Talebe sondan bir önceki mertebe. Evet. Bak talebeler diyor üstad. Yani dost. Talebe. Evet. Kardeş. Bir dakika. Evet. Dost. Kardeş, talebe, has, ehasas, erkan, rükün. Evet. Bir tane daha saymış abi orada. Sahipler mi diyor? Bir de öyle bir sahipler. Sahipler de var. Sahipler diye bir şey var. Evet, sahipler de var. Yani naşirler diyor, sahipler nasıl diyor. Naşirler, sahipler, haslar, burada erkanlar. Yani o mesela Risale-i Nur talebelerinin 716 dediğiniz yer abi, Risale-i Nur talebelerinin imanla kabire gelir. Evet. Bir de Risale-i Nur talebe sondan bir önceki mertebe olduğuna göre daha üst talebe... Dost, için... kardeş talebe 3. Ha 3. Kardeş istersek evet. Evet 3. Ey Risale-i Nur'un kıymetli talebeleri,
Yani bana talebe olmuyorsunuz diyor usta. Ben de talebeyim diyor 48. sayfada Emirdağ'ında. Ben de Risale-i'nin talebesiyim diyor. Bana talep olmuyorsunuz. Kur'an'a şakirt oluyorsunuz diyor. Kur'an talebesi. Direkt Kur'an'dan dersini alıyorsun yani. Risale-i Nur talebeleri direkt Kur'an'da. Mesela Risale-i Nur ne diyor diye bakmıyoruz biz. Risale-i Nur'la Kur'an ne diyor? Yani bunu biz şöyle açıyoruz, gözlük gibi geçiriyoruz. Kur'an ne diyor? Hatta 25. söz çıktı. Lafzındaki fesat tarikasıdır. Fe'sta bima tu'mer. Kulaklarına böyle şey yap, çınlat bu hakikati. Mesela diyor. Şimdi mesela 25. söz okunca hiç ustad hatıra gelmez. Kur'an ne diyor diye alıyor. O zaman bana talep olmuyorsunuz diyor. Çünkü ben de talebeyim. Emirdağ 148'de, 125'te. O zaman bizi direkt Kur'an'a talep ediyor. Böyle bir şeref olur. Direkt Kur'an'la, Allah ile, peygamberle muhatap oluyorsun. Aradığın zatı aradığın zattan soruyorsun. Allah'ı arıyorsun, Allah'tan soruyorsun Allah'a. Ayet-i Kübra okuyunca tefekkür seni böyle taşıyor. Dördüncü şua seni böyle yapıyor. Böyle bir makam olur. Risale-i velayet feyizleri değil, nübüvvet feyizleri. Evet, veriyor. Ey Risale-i Nur'un kıymetdar talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim. Şahsiyetim itibariyle sizin ziyade hüsnü zanınız belki size zarar vermez. Fakat sizin gibi hakikatbin zatlar kimdir? Ölçü nedir? Hakikatbin zat kimdir? Vazifeye, hizmete bakıp o noktadan bakmalısınız. Ölçü veriyor Yaşar'ım. Nasıl ölçü veriyor? Mesela bir insan iyi bir adam, kötü bir adam. Ölçü nedir? İyilik ölçüsü, kötülük ölçüsü nedir? O insanın hizmet imaniye, Kur'aniye'de Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinde hizmetkarlığı nispetinde o adam iyi adamdır. O diyor ya burada. Şahsi makamı ne olursa olsun bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak, bilakis daha ziyade hürmet ve takdirine bağlanacağım. Demek ben hakiki bir ziyaretini, sen de hayali bir ziyaretini seversin. Yani ölçü şu, bu adamın şahsı uçuyor, kaçıyor, bilmem nesi var falan, şöyle ders yapıyor, böyle gidiyor, değil de, bu adam neyin hesabına koşuyor? Neyin adına çalışıyor? Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinde hizmet imanı Kur'aniye'de çalışıyor mu? Ölçü bu. Yok böyleydi adam. Şöyle oturuyordu. Onunla beraberdi. O bizden değil. O meşri bir şuydu. O böyleydi. Rengi şuydu demek anlamamak demektir. Anlamamışsın. Bak demek ki ölçü ne diyor? Hatta ben onu diyor. Hakiki seviyor Ziyaddin meselesi. Bu ustadın kardeşi vardı. Ne Abdullah. Ne yapmış ustada? O bir tarikata bağlıydı. Tarikattaki şeyhini büyük gösteriyor. Yani ustadı bağlamak, cazip makamını söylüyor. Ustad diyor ki, senin o büyüttüğün zatı ben görsem çok meselelerde mağlup ederim diyor. Ama sen diyor hayali bir ziyaretini seviyorsun, ben hakiki. Sen diyor bir makam yapmışsın aleminde, gittin onu oraya oturttun. Orada oturduğu için seviyorsun. Ben diyor orada oturduğu için sevmiyor. Benim ölçü sevgim şudur. Bu diyor bu zat Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinde Kur'an'a ve İslam'a ve Sünnet-i Seniye hizmetkarlığı için seviyor. Onun hakiki makamı, gizli yapısı, ayağın olsa ben verdiğim makamı değeri düşürmez. Çünkü ben onun şahsi kemalatına bina edilen bir muhabbetim yok. Ben onun hizmeti adına muhabbet etmişim. O zaman hakiki makam bana görünse benim zaten onun üzerine bina etmemiştim alakamı.
Ben ondan alakayı kesmem diyor. Peki. Aramızda hepimiz bir davaya uğruna çalışıyoruz. Senin makamın özelliği ne olursa olsun beni ona takılmamam gerekiyor. Yok bu cemaattasın, şu mezheptesin. Yok şöyledir, şöylesin. Bunu okuyorsun, okuyorsun. Ya bu adam neyin hesabına hedefi koymuş çalışıyor? Ehl-i sünnet midir? Daireyi ne kadar genişletmiş? Sen kalkıyorsun, meşrebine İslamiyet'i sokuyorsun. Meşrep demek maşrapa. Yani dereden su alıyorsunuz ya. Maşrapa kap. Şimdi İslamiyet en geniş daire. İçinde nurculuk dairesi. Onun içinde senin grubun. Bu gruba meşrep denilir. Meşrebini esas alan İslamiyet'i hadim etmiştir. Meşrebini esas alan nurculuğu meşrebine hizmetçi yapmıştır. Görüyor musun? Bunun alameti nedir? Taassup. Hakiki muhabbeti yapın, böyle sevmez. Kendi yanındaki arkadaş geliyor, ooo hoş geldin, ötekisinin gibi. Zamanında ne kadar ağır belirli. Ve yani bir daha söylüyorum, meşrep daire, onun biş dairesi cemaat, nur cemaat. Onun daire dışı İslamiyet. Şimdi sen bunu en merkezdekini esas alıp, diğerleriyle esas almasan diğerlerini buna hadim etmiş oluruz. Ne kadar zulüm etmiş oluyoruz. Acayip bir şey ya. Hiç umurunda değil ya adam. Hani dairenin dışında kalıyor veya iştirak amal uğru ve sadakattan kopuyor. Onun için arkadaşlar Risale-i Nur'un kazandırdığı makamata, mertebelere kanaat etmek lazım. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde hareket etmemiz lazım. İşte diyor ki, sizin gibi hakikatmin zatlar, ölçüye bak, vazifeye bakacağız. Ne yapıyor bu? İki, hizmete bakıp o noktadan bakmalısınız. Çok insanlara nokta istinat olmuş. Dinde kalmalarına, dini yaşamalarına, dini, Allah'ı, Kur'an'ı, Risale-i Nur'u sevmesine vesile olmuş mu bir derece? O noktada başımızın üzerindedir. Ölçü bu. Uçuyor, kaçıyor. Efendim şu cemaattadır, bu cemaattadır değil. Perde açılsa benim baştan aşağı kadar kusurat ile alude mahiyetim benden kaçmaya bir vesile olur. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayın. Şimdi mesela tarikatta ev büyük olmadıkça bağlanılmaz. Avucunu benim şeyhim diyor. Bütün muritlerini dünyadaki avucun içerisine baktığı gibi bakıyor ve görüyor. Muhabbetini buna bağlamış. Yani sebebi bu orada olmasının. Hakikaten hakiki makam açılsa böyle olmadığını bilse o muhabbeti düşer, yok olur. O bu ölçü değil. Ustad şahsında yaşarken şahıs mercitini kaldırmıştır. Meziyet diyor, uçurup kaçırmak hocanı, abini değil, Risale-i Nur'a sadakatla mümkün. O ziyette bakıyorlar, yani makamına bakıyorlar, şirk olmuyor mu sana? Şirk olmuyor. Caizse o şirke kadar götürür ama bilmiyor yani. Ama mesela rabıta, onu kontrol edemiyor ki. Mesela Allah'tan feyiz geliyor, nur geliyor Seyda'ya, Seyda'dan bana geliyor böyle. Tamam ama kendisine muhatap kaynak Seyda. Mesela Seydam himmet etmese daire bulamazdım. Kiralık yeri aramıştı adam. Seydam dedi müsaade şey yapmasa. Ondan sonra itikada da dokunuyor. İlmi anlıyor okumuyorsun dedim. Ya niye okumuyorsun? Bak sen halifesin de işte XX ilçesinin bir toplantı yaptılar böyle tarikatta. Piknik. Beni de davet ettiler piknik. Çok büyük bir şey. Bütün müritler gelmiş. Kadınlar öteki tarafta, bu tarafta öte şeye. Oranın halifesi yani o ilçenin. Beni de çok sevdiği için davet etti. Dedim ki hususu konuşuyoruz dersiye. Ya dedim bunu soruyorsun yani. Sen şeyhsin ya. Ya buranın şeyhi sensin, halifesin tamam. Fıkıh ha. Ya dedim Ömer nasıl birini okusan bunu sormazdın ya. Ya niye okumuyorsun? Ben size nasıl yalan derim bu cevaba bak. Bu cevap böyle bir yalan hatırıma mı gelir mi? Ya dedi biz dedi sizin gibi değiliz.
biz dedi okuyacağımız, gideceğimiz, yapacağımız şey, şeyh onaylamadıkça okuyamayız. Yani Ömer nasıl bilmeni okumak için adamın onaylaması mı gerekiyor? Aynen öyle. Başvurdum dedi. 2 hafta oldu daha cevap gelmedi. Ben okuyayım okumayayım. Ben size nasıl bunu hikaye şey yapacağım? Perde açılsa, ha oraya okuduk, sizi demek ki şahsa bağlamamış usta. Ben de bir nur talebesiyim diyor. Emir Dabi 1.125'te. Neuzübillah Said de diyor Risale-i Nur'a karşı alakası, sadakatı bozulsa, aleyhine dönse, siz diyor sadakatınızı bozmayacaksınız. Çünkü cemaattan alabilmenin, istikamette kalabilmenin özelliğidir. Size bir tane fiili bir örnek vereyim. Ben biraz tezahürü çok seven bir insanım. İşten kavgalı olan adam, dıştan barışık olur mu sana karşı? İşte çatışan. İşte ahenk olmamış, oturmamış dengeler. İşte o iç aleminde, o tak 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 bir sürü iniş çıkışlar yaşıyor. Dışarıda sadakat olmaz. Sadakat, için dışa vuruşudur. Armoninin, dengenin ölçüsüdür sadaka. Armoni demek şu, müzik düşünün, orkestra, bir parça çalacaklar, aynı notayı vuracaklar ama işte piyano ayrı, davul ayrı, saz ayrı ama aynı notayı vuruyor. Farklı ses ama aynı notayı vuruyor. Armoni olur, denge olur. Bir hepsi ayrı ayrı notalar vursa dezarmoni olur. Tamam? Şimdi bir daha söylüyorum. İşten kavgalı. Kendisini sevmiyor. Tamam mı Hüseyin? Kendisini sevmiyor. Kendisiyle ya hocam diyor abi işte yaşamak da yaşamamak eşit. Ben bir şey anlatacağım. Yani artık hayatın tadı kalmadı diyor. Tamam mı? İşte böyle sorunlu kendisi. Kendisiyle. Dışarıda senle uyumlu olur mu? Olması bekleyebilir misin? Olmaz değil mi? Ha. İçeride her şeyin hakkını veremeyen, dengeyi oturtamamış, her şey yeri yerine oturmamış. Düş dünyadaki işleri yerine oturur mu? Kendisine saygısı yok, hakikate saygısı olur mu? Kendisini sevmiyor, hakikati sever mi? Kendisine güvenmiyor. Şöyle dediler, abi dedi sen mail atmış, diyor ki fiilen çok şey yapıyorsun, bir insan hiç kimseye güvenmiyor. Hangi modeldir bu? Hani biz tezahürden soru soracağız, sen içinden bize haber ver. Hiç kimseye güvenmiyor. İki sebebi var. Bir, hakikaten yamulmamışsa, çarpılmamışsa, hani erva habise tarafından, ha o ya olmuşsa ondan. O zaman özürlüdür, kol. Eğer normal bir insan hiç kimseye güvenmiyorsa, kendisi de çok yamukluk yapmış. Yani hep yanlışlık yapan adam hiç kimseye güvenmez. Ama şöyle diyeceksiniz, vallahi çok darbe yedim denir de ben güvenmiyorum. Tamam mı? O başka alemindeki o eylemin demiyorum. Düşünceden bahsediyorum. Bir insanın bir düşünce yapısını tahlil ediyoruz. Hiç kimseye hiçbir şekilde güveni yok. Çünkü kendisi de bir güven vermemiş kimseye. Ondan. Çünkü kendi dünyasına bakıyor. Kendisi hırsız olduğu için herkesi hırsız görüyor. Kendisi namussuz olduğu için herkesi namussuz görüyor. Ustad Risale'de şöyle geçiyor. Kıyası bir nefs yapıyor. Kendisiyle her şeyi değerlendiriyor. Herkes böyledir. Niye? Kendi aynasının müşahede, aynasıyla bakıyor. Ben bu aynanın dışında bakabilir miyim? Kırmızıysa hepinizi kırmızı göreceğim. Herkesi aldattı. Herkesi yalan söyledi. Hiç sözünde durmadı. Tamam mı? Çaldın, çırptın, eksik tarttın. Bu tip karşıya kime güvenir? Herkes de öyle zanneder. Amene Resulü de var ya. Nasıldı o? Diyor ki, mesela topluma adam bir iğne yapıyor. Ne bileyim bir soba yapıyor. Soba ısınmak için. Topluma böyle bir katkı sunuyor yani içeriye. Ama topluma ne alıyor? Ayakkabı bağından tut gözlüğe kadar, doktora kadar ihtiyacı var. Toplumu tek şeyle aldatıyor, soba, ata yapıyor.
Ama binlerce toplumun aldatılmasına vesile oluyor aldatmayla. Çünkü aldatan aldanandır diyor Allah Resulü. Herkesin yalan konuştuğunu söyleyen hep yalan konuşuyor da ondan. Bana da öyle bakıyor. Herkese yalan söyleyen kendi kimdir bu? Yani herkesin yalan konuştuğunu iddia eden adam herkese yalan söyleyendir. Mesela Hafız Hayalet İsmet Talim Hocam, yalan diye bir şey var mı adamın dünyasında? Ya ama ben dedim şaka yaptım. Şaka da yalandır dedi ya. Nasıl bunu dersin anlamıyorum diyor. Mesela adama demiş ki, bak saflığa bak. Ya demiş Hafız, tarikatçı bir tebliğ cemaatinin birisi gelmiş. O şahsına ait, cemaata ait değil, fert. Ya demiş, İran'la gidip geliyor, tebliğ ediyorum. Ben dünyayı dolaşıyorum. Onun için cemaati dedim, mecburu dedim cemaat. Çünkü dünyayı dolaşan cemaat bunlar. Ama bu tipa, sırf ona kast ediyorum. Ya İran'da dedi, bir yer buldum, çok acayip helva fabrikası kurulacak. Ya dedi, 7 kişi mi, 10 kişi mi, ne olduk? Herkes bir miktar koydu. Seni de çok seviyorum. Senelerden beri uğruyor. Tebliğ ederken ona uğruyor. Sen de dedi daireni sat, o parayı bana ver, helva fabrikasını ortak yapalım. Gitti, hiçbir delil almadan şey yaptı, tam daireyi sat öyle mi? Verdi. Ondan sonra adam o veriş o veriş, hayır. Dedim ki ya sen dedim doğru mu dedi, yalan mı dedi, hiç kaydı yok, ölçü yok, mahkemeye versen belgen yok. Ne dese Allah aşkına inanırsınız. Hafız ne diyor biliyor musun? Ama Hasan yalan söyledi dedi ya. Hafız ne diyorsun sen ya? Daireyi verdin lan daireyi. Olsun ama insan yalan der mi? Benim aklım almıyor diyor. Nasıl yalan der diyor. Allah Allah. Bugün biri gelsin. Şükür adam abi nasıl vuracağız desin. Aynısını verecek. Arabayı satar verir abi çünkü. Öyle. Çünkü o ama yalan diyor. Ya yalan. Ya bir insan yalan konuştu anlamıyorum diyor. Nasıl ne demek bu yalan diyor. Ya hala bilmiyor. Gene yapsalar yaparlar. Ama biz öyle modelleri diyor saf adam. Hakikaten saf. Ya, temiz adam yani. Acayip bir şey ya. Arınmış. Ya diyor bir yalan söylüyor. Ama bir insan hasreten bir Müslüman. Öyle bir cemaat. Ben anlamıyorum dedi. Gitti ama dedi ben dedi şaşırıyorum dedi hiç. Allah Allah yalan. Hakikaten bana yalan dedi de demiyor ha. Ya diyor bir insan nasıl yalan ne demek diyor ya. He? Yalan nasıl bir şey diyor nasıl ya. Yani bana şimdi bu olmayan bir şey mi dedi diyor şimdi. Şimdi fabrika yok da öyle mi dedi diyor. Allah Allah anlıyor kafası. Şaşırıyorsunuz değil mi? Bak burada tanıyan var. Ömer Hoca tanır. İsmet de tanır. Sen de tanırsın. Yaşar da tanır. Başka kim vardı? Yaşar öyle mi? Ne yaptım biliyor musun bak? Şu şeye. Dedim Hafız. Senin için diyorlar ki demlik çalmış da evdeki çayı demlik o demlikte yapıyor. Ya sen de buna inandın mı dedi bana. Öyle diyor. Vallahi böyle bir şey yok dedi ya. Sonra dedim ki diyeceksin ki sağ ol. Ya şaka dedim. Bu şaka yalandır dedi. Yalanın şakası olmaz dedi. Bu çaldın dedi, beni itham ediyorsun. Ama şaka, bu şaka olur mu böyle bir şey? Resulullah ben de şaka yaparım, latife yaparım ama latife latif olmalıdır hadisini söyledim. Sen bana yalan söylüyorsun, hem de itham ediyorsun. Belki 500 defa demişsindir sen ona. Belki 5000 defa demişsindir. Bir adamın sağ kulağı, bazı adamların sağ kulağı olmuyormuş diyor. Hemen elini atıyor, var mı diye. Yok böyle, fıtratında yalan yok. Yok da yaratmamış Allah. Zerre kadar yok. Diyeceksin ki deli mi? Hayır ne delisi? Günde 5-6 cüz Kur'an okuyor bakmadan. Öyle sana şey yapıyor ki benim en zor durumda bir telefon çalıyor. Şuraya bak. Hiç selam yok ha. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bir şey okuyor. En zor durumda olduğum anda. Ondan sonra bitiriyor. Ne haber nasılsın? Canım mı çok sıkıldı? Ben bir defa değil, on defa değil ya. Sesi aldığı zaman kalp ya mesela. Yani adam sıdk. Peygamberi, o peygamberlik makamına sıddikiyettir. Oraya çıkaran sıdktır. Onun karşısında olan Ebu Cehil'i esfel-i safiline atan kisptir. Yalandır. İşaret edeceğiz de anlatmıyor mu?
Peygamberlerin en büyük sıfatı, en büyük ama ondan daha büyük sıfatı yok. Sıdk, sadakat. Peygamberliğin en büyük sıfatı sıdktır. Öyle anlatıyor Şart-ı Caz'da. Kaçtı? 70. sayfada Şart-ı Caz'da anlatıyor. Sıdk. Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri, Esfel-i Safilini atan kisptir. Eğer diyor sıdk arada kalksa, kisk ise insanlar oyuncak olur diyor. Küfrün de mahiyeti kisptir. Kismin mahiyeti, küfrün mahiyeti kisptir diyor. Küfrün. Acayip bir şey ya. Ben size nispeten kardeşim, mürşitlik haddim değil. Biz ama saf dedik değil mi içimizde? Adama bak kaçtı mı yapıyorlar da. Hayır saf. Biz berbatız ya. Kaçaklık yapıyor elektrik. Hani bazı bir şey var. Elektrik kaşı yaparsın saf olunca daha şey yapıyor. Ötekisi bir sürü malzeme var. Birbirine geçiş oluyor elektrikte. Biz dimağımıza pestikleri koyduk. Adam net tak tak tak. Başka bir şey bilmez. Resulullah'ı görmüş rüyada da. Ya Resulallah. 70 kaç ya? Kaç yaşında? 71, 72 var değil mi? He. 4-5 gibi. 77 ya. 77. He bak. 77 yaşında nereyi gösterirsen bir günde tak Kur'an'ı komple bitiriyor. Ya Resulallah diyor. Belirli bir yer var. Orayı dedi unutuyorum dedi rüyada. Ya Resulallah bir dua et de dedi. O da hafızamda o da kalsın. Yemin billah diyor zaten eylemde gözüküyor. Diyor ki uyandı bir daha o sayfayı hiç unutmadım. Peygamberden böyle destek alan adam. Biz de onu peygamber destek vermiş. Peygamber ziyaret etmiş rüyasında. Peygamber gelmiş. Ona şey yapmış. Onu onaylamış. Tamam şimdi sana yeter demiş. Biz de zavallı biziz biz. Sonra diyor ki bana. Ya dedi o adam onu yaptı diyor. Oldu ben dedi bir sıkıldım mı bitti dedi. O ne yapacak haşir meydanda? Ona üzülüyorum dedi. La ilahe illallah. Allah bilmem belasını versin demiyor. Ben ona üzülüyorum diyor. O ne yapacak şimdi o cehennemin karşısında diyor. Allah. Ya bende bir manyaklık var ya. O durumu hiç iyi değil. Biz ne diyor? Allah belanı versin. Derdik ya. Ne yapacak o cehennemde diyor. Hayret diyor. Ben örnek için şey yaptım ben. Ben size nispeten kardeşim. Nasıl kardeşsin? Kardeşim diyor. Mürşitlik kaddim değil. Şimdi uhuvvet lazım kardeşim, tesanık lazım kardeşim. Birlik lazım kardeşim. Yani burada. Bizim Lazlar vaaz etti bir hoca da Lazistan'da şöyle vaaz ediyor. Şey vermek lazım. Zekat ver, öşür vermek lazım diyor. Balın öşürü var. Çayın öşürü var. Bu el bu tarafa bakıyor. Öşür bu tarafa. Verilecek kaynak adres de var. Çayın diyor balın öşürü var. Tamam mı? Şimdi biz tesanüt lazım. Uhuvvet lazım benim etrafımda. Bir olmuyorlar şu insanlar ya. Beraber olmuyorlar. Burada. Ustad öyle demiyor. Ben diyor mürşitli kaddim değil. Şeyh değilim. Mürşit değilim. Bugün okuduk işte inşallah o yayına girecek yarın inşallah bir sürü gün. Yani mürşit kimdir Risale-i Nur'da? Mürşit nasıldır? Mürşit dersi var. Ustad da değilim. Belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkarane dua ve himmetlerinize muhtacım. Bunu diyen adam liyakatsiz değil, dost ve düşmanın ittifakıyla zamanının yaşadığı yüzyılın Bediüzzamanı. Bediüzzamanı. Hiçbir kimse bunun karşısında fiili bir şey itiraz noktasını ortaya koyamamış. Koyamamış. Hiçbir alim mağlup olmamış. Hiçbir alime mağlup olmamış. Olmamış. Böyle bir adam diyor ki ben üstad değilim. Mürşit değilim. Ben mürşit değilim diyor. Ders arkadaşıyım. O zaman iki şey geliyor abi insanın aklına. Bir, yalan söylüyor. Tabii. İki, daha büyük bir mürşidi biliyor ve tanıyor.
Çünkü fıtratı herkes biliyor ki mürşide layık bir fıtrat. Mürşide layık bir kişilik olduğunu herkes biliyor. Yaşadığı dönemde en dehşetli adamlara bunu ispatlamış. En dehşetlilerinin parmağını gözüne sokacak derecede karşılarında durmuş, hiçbir şey yapamamışlar. Böyle bir adam, o zaman bu yalan değilse demek ki bundan daha büyük bir mürşidi mürşit var. Fark etmiş abi. Evet. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârane dua ve himmetlerinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istikakım var. Yani benden himmet bekliyorsunuz yardım. Ben sizden bekliyorum yardım edecek çünkü ciddi bir iş yapıyoruz. Omuzuma bu kadar dehşetli bir ağırlık koymuş. Mektubatta var işte onu okuduk. Biz de seni bir mürşit, bir şey zannediyorduk da onun için yanına geldik. Mektubatta anlatıyor, 16. yılda. Seni de büyük bir adam ve mürşit halimize işte derman olacak bir adam zannettik, onun için geldik. Diyor ki, siz de biz de Kur'an'a, Kur'an'a talebeyiz. Ben sizi kendime talebe yapmıyorum. Kendime bağlamıyorum. Kur'an'a bağlıyorum. Ben de ona bağlıyım. Ben de Risale-i Nur okuyorum. Risale-i Nur ise arşı ferşe bağlayan Kur'an'a bağlı. Kur'an'ın icaz-ı manevisinden temellüt etmiş Risale-i Nur. Hakikaten ne kadar güvenilir. Yani bu nasıl bir işin vicdanı diyeceksin. Sen, siz bana geleceksiniz. Abi ben senden ders alacağım, seni tanıdım. Tabii canım başka var mı falan. Veya mütevazi olarak estağfurullah falan. Ama birkaç ay benim yanımda ol, beraber ol. İnanmam sen bizdensin. Bir duysan bir yere gitmişsin. Bir yere sohbete. Ne? Nereye gittin? Tevhidi kıymet etmek lazım kardeşim. İkideyle lap 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 cemaat değiştirmek. Hemen baktın ki lafta dinlenirsin. Tak diye. Kardeş dersten sonra görüşelim. He? İşini çekerler mi? Tabii hiç. Sen şimdi başka yerlere de gideceksin, buraya da geleceksin. Bizim ahengimizi bozuyorsun ya. Hemen dersten sonra ne derler biliyor musun? Odaya çekerler. Kardeş, ders harici görüşelim. Yani gelme derse. Bir de bizim meşrepten değilsin kardeş. Tabii meşrepten değilsin. Meşrepten değilsin. Hemen acayip acayip şeyler ya. Garay, ne? Bir külliyatı hazmedilmeyen bir ruh. Hazmetmeyen bir kafa. İyi biliyor, hazım yok. Hiç mi okunmuyor? Hazım yok ki. Yeniliyor ama hazım etmiyor. Lezzet eleme demiştim. Acayip bir şey ya. Bak benden himmet beklemeniz değil. Bana himmet etmenize istikakım var. Siz buraya geldiniz her çeşit insan gelse. Ne yapacağım ki ben ya? Yani cemaatlerin çokluğunu bana sorun. Yüktür, yük. Onun bir derdi var, karısının var, kızın derdi var. Bir sürü yani adam, şu çocuğum işte yok, baldızım şöyle bir sürü adam. Az adam olsaydı az sorular olurdu. Bana çoklukla, azlıkla sebap vermeyecek ki. Öyle peygamber gelmiş ki bir tane ittiba bile olmamış. Yani cemaatin çokluğu, sıkıntının çokluğu demektir ya. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi ve gayet ehemmiyetli ve gayet kıymetdar her ehli imana menfaatlı bir hizmete. Mesela tarikat, mesela Kadiri Nakşi'den ders alamaz. Olmaz, dersi farklı. Nakşi de Kadiri'den alamaz. Caferi'den alamaz. Bilmem neyden alamaz. Risale-i Nur ise her tarikatın, her cemaatin fevkinde bir hakikat olduğu için herkesin ihtiyacı. Ne demek şu? Mesela birinci söz. Birinci söz, Besmele'nin sırlarından bahsediyor. Besmele nedir? Altı sırrı bahsediyor. Altı tane iman esasıyla anlatıyor Besmele'yi. Allah'a iman, meleklere iman, peygambere iman. Efendim, onuncu söz, öldükten sonra dirilme. Şimdi bir tane tarikat, sen tarikata veya başka cemaat mensubuna desen ki, Besmele'nin sırlarını ister misin? Yok çünkü o bizim cemaate ait değil o ya. Kalbim kayar. Yok, duymak istemiyor. Onuncu söz, öldükten sonra dirilme ispat ediyor. 22. söz, Allah'a ispat ediyor. Şimdi desen ki Allah'a ispat edin diyor. Olmaz olmaz, bizim tarikatta yok Allah'a ispat edin. Demek ki her mevzusu herkesi alakadar ediyor. İmanın güzelliği, ikinci söz değil mi? Küfrün rezilliği. Dördüncü söz, namaz. Kılıp kılmamak. Sekizinci söz, psikoloji. Olayları yorumlamak. Beni alakadar etmiyor. Dokuzuncu söz, niye namaz beş vakte talik edilmiş?
namazın hakikati, hukuku, sureti, mahiyeti, esrarı, hikmeti, ne demek? Miraç mesela, 31. söz. Ya ben, bilmem, çünkü bizim meslekte miracı bilmek yoktur. Olur mu? Onun için her ehli imana menfaatlı bir hizmette, yani Kadir'i, Miraç Risalesi'ni okursa Kadir'i tarikatına veya Nakşi tarikatına kuvvet verir, zaafa uğratmaz. Ama Kadir'i tarikatının usulü Nakşi olmaz, Nakşi'ni de Kadir tarikatına uygulanma, bozulur, sır bozulur. Böyle değil işte. Hepsinin namazın farzı 12'dir. İlimdir yani. Şimdi bir tanesi diyebilir ki ben ilime benim tarikatıma zıttır. İşte lisan ilimdir. Tarikat-ı Muhammediye diyor. Evet, 12 hak tarikatın hulasa-i camiası olduğunda Emirdağ'da tarikat-ı Muhammediye. Tarikat-ı Muhammediye ifadesi çok çok değerli bir ifade. Muhammed'in tarikatı. Çok acayip. İşte onu değil. Mehmet'in tarikatı değil. Hazreti Muhammed'in tarikatı. Tarikat-ı Muhammediye yani bu işi bitiriyor. Tarikat-ı Muhammed, tarikat-ı Ahmediye demiyor. Yani bir vazife darlığı ve beşeriyeti değil, kainatın çekirdeği vasfıyla nitelendiriliyor. Muhammed, kainatın çekirdeği tarafıdır. Ahmet ise beşeriyet tarafındaki peygamberliğidir. Mustafa, nefsaniyetin sıyrıldığını gösteriyor, istifa. 300'den sonraki, 1000'den sonra velayet feyizler değil, nübüvvet feyizler olacak diye bir... Evet. İmam-ı Rabbani'nin. İmam-ı Rabbani'nin. Son mektubunda var. 300 şey değil mi abi? 1300. Tabi'in, yok 300 yıl. Aha şey var. Tabi'in, tebe-i tabi'in. O kadar. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. 300. O şeyden sonra artık şeyler oynayacak. Yani sistem ters olacak. Sistem oynayacak ama tasaffi edecek. Yani mümin tam mümin, kafir tam kafir ayrılacak. O 1000 yılda mürşitler işi götürecek. Ama o 1000 yıldan sonra, 300 artı 1000, 1300. 1300 yıldan sonra artık ahir zaman dehşetlenecek. Sadece insanlar velayet, nübüvvet feyizleriyle istikamet bulabilecek. Çünkü velayet feyizlerinde veliler de şahıs olduğu için, merkez olduğu için beşeriyet. Şahıs ve beşeriyet oldukları için zamanın dehşetinden onlar da etkilenecek. Onlar da etkilenecek. Onlardan etkilenmiş bir hakikat benim kalbimde de yanlış yerleşecek. Ya da dimağımda yanlış yani yerleşecek. Mesela Şeyh bu asırda yaşamıyor. O etkilenmeyecek mi bu toplumun zararından? O etkilenince etkilenmiş bir halde bir şey verecek. Dört şey zaman, zemin, libas, taam, insanın fıtratı. Şimdi bu zamandaki bozulmuş gıdaları yiyen insan bozulacak. Şeyh de yiyor bunları, şeyh de yiyecek. Çünkü ekmeği 10 asır öncesinden getiremez kişi. Bu zamandaki ekmeği yiyor. Zemin bu şeyde yaşıyor. Bu zeminde yaşıyor. Bu zamandaki elbiseyi giyecek. İşte petroldür, sentetiktir, insan fıtratına uygun olmayan şeyler. Bundan o da etkilenecek. Ancak öyle bir hakikatle bağlıyor ki... İnsan olmayacak, insan üstü bir kaynak. Evet. Ama ona da varman şehsiz yok, çok zor. Hep şehle varılmış ne kadar. Öyle bir yöntem olacak ki direkt Kur'an'dan alacaksın ama arada berze olmayacak. Direkt alabileceksin. Direkt Kur'an'dan alacaksın. Direkt Allah'ı Allah'tan öğreneceksin. Böyle bir hakikate muhatap olduğunu bilmek ne kadar insan. Ne acayip bir şey ya. İnsanı yüceltiyor ya. Yani Risale-i Nur mesela 25. okuyunca 25 söz, 10. söz, ne bileyim, 25. söz, neresini istersen direkt hakikatin kendisiyle muhatapsın. Yani okurken vay be Bediüzzaman'a bak ya ne acayip adammış falan hiç hatırımıza gelmiyor. Mesela 25. söz okuyunca vay be Bediüzzaman neler yazmışsın diye vay be şu Kur'an'a bak ya Allah Allah neymiş şu Kur'an ya diyor. Yani berzah olmadığını gösteriyor. Bu böyledir. Yaşayanlar, okuyanlar böyledir ve kendisi de öyle söylüyor. İşin ehli olmayan, içine girmemiş adam yok dese bunun sözü hiç müteber değil. Yani dolayısıyla bana talebe olmuyorsunuz, Kur'an'a talebe olmuyorsunuz. Allah kula direkt yani. Peygamber'e talebe oluyor direkt. 19. sözü okuyunca direkt Resulullah'tan. 19. mektubu okursan sanki Peygamber Hazretleri'nin hayatının içine girdin, gördüklerini yazıyorsun. Gel seninle Cezire'de araba gidelim. Gidelim. Diyorsun abi. He ya, acayip. Ben o okuma yöntemi biraz farklı olduğu için çok etkileniyorum. Yöntemi Allah bana verdi o bir şeyi. Ondan sonra
O zaman çok mucize tahmini, çok o yöntemle, şimdi girmeyeceğiz ha. Evet, her ehli imana menfaatlı bir hizmette taksimul mesai kaydesiyle iştirak etmişiz. Yani mesai, işlerimiz hepimizin farklı. Kimisi ampul getirmiş, kimisi burayı silmiş, kimisi halı koymuş, kimisi yastık getirmiş, kimisi çay yapmış, çay getirmiş. Ben de geldim ders yapıyorum, o da kitap koymuş. Ötekisi burayı açmış, ötekisi bunun kirasını yüklenmiş. Yani taksimul mesai, herkes bir şey, yani bu umumi yürüyen bir şeyi taksim etmişiz. Ben diyemem ki, vallahi 2,5 saat ben İstanbul'dan çıkacağım, Karacaköy'e nereden derse gideceğim? 2,5 saat geliş, 2 geliş, 2 gece, 4 saat en az. 1 saatte ders, 5 saat koca bir gün gibi bitti. Ama benim böyle bir lüksüm yok. Ya ben ya ne geleceğim? Hayır, kaç sene diyeyim? 10 seneyi geçmiş değil mi? 10 sene. Öyle arada fasılalı da değil. Eskide ilk yerimize her hafta diyeyim. Bunların yaptığı fedakarlıklar vardı. 2-2,5 saat geliyor buradan. Buradan da uzaktı. Yalıköy. Geliyor Zeytinburnu'na. 2 saat. Beni alıyor. Derse getiriyor. Yok araba bizde. Dersi bitiriyorum. Tekrar getiriyor. Tekrar eve gidiyor. Sabah işte. 2,5 saat. 2,5. Ve her haftada bir defa mutlak olur. Yani taksimul mesai bir kimse iyilik yapmamışız. Yapmamışsınız. Herkes işini yapıyor. Kimisi fitil getiriyor, kimisi kibrit getiriyor, kimisi gaz yağı getiriyor. Lambadan hepimiz istifade ediyoruz. Bak bugünlere kadar Cenab-ı Hak taşıdı. Kaç kişi bu hakikati duydu? Yani sahiplense de etmese de duydu. Ve sahiplen elhamdülillah çok. İşte ne diyor? Taksimul mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevinin fevkalade ehemmiyet ve kıymet ve ustatlığı ve işadı bize kafidir. Tesanüt ne demek? Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevi. Yani tesanüdümüzden bir şahs-ı manevi çıkıyormuş. Onun ehemmiyeti, kıymeti, ustatlığı, işadı bize kafidir. Tesanüt demek arkadaşlar, senetleşmek demektir. Bir olacağız, ortak olacağız, iş yapacağız, tamam mı? Burada var yani cam için kum götürüyorlar. Ocak açacağız, değil mi? Ondan sonra buradan kumu taşıyacağız cam fabrikasını. Şirket kuracağız, daha tırlarla götüreceğiz. Protokolümüz yok mu? Yani ne yapacağız, kim getirecek, şoförü kim tutacak, arabayı ne yapacak, parayı nasıl bölüşeceğiz, masrafları ne yapacağız vesaire, değil mi? Bir kaydı var. Tesanüt, Hutbe Şamil'de diyor ki, cehalet de olmaz. Tesanüt demek, senetleşmek demektir. Bilden lügat manası dayanışmak mı? Dayanışma mı? Dayanışma. Yani mesela, protokol. İşte protokolümüz bu. Yani, senetleşeceğiz. Neyin etrafında? Bizi kim idare edecek? Hepimiz ayrı havadan vuruyoruz. Memleketimiz ayrı, kültürümüz ayrı, yaş ayrı. Duygularımız ayrı. Nefsimiz ayrı. Peki bizi bir çizgide tutacak kaideler gerekmiyor. Tesanüt demek senetleşmektir. Bir kaide etrafında bütünleşmektir. Kaide nedir peki? Sözler olmaz. Çünkü eylemden bahsetmiyor. İçsel itikadı inşa ediyor. Eylemimizi sisteme koyan, kıbleye koyan laikalardır. Senetleşme burada olur. Tesanüt bunda olur. Bu çünkü diyor ki yapma, yap, git, gitme, de, deme. İşte cemaat olmanın şeyi, laikaları okumayanlarda cemaat ruhu olmaz. Sonra da iddialara kalkar, cemaati perişan eder. En ufak bir ampul veya bir fatura yatırır, 5 sene sonra kafana kalkar. Laik okumamış ki. Başka? İçtima hayatta istikameti bulamazsınız. Kâht İslam düşmanına dost, ka İslam dostuna düşman olursun. Olmadı mı? Acayip bir şey. Bak ustad diyor ki, Emirdağ'ında hakçılar diyor, milliyetçileri elde edip sizi devirmeye çalışıyorlar diyor. O aşini yeniyor. Ustad zamanında olmamış. Sonra bir Menderes döneminde şey yapmışlar. Aynı. Ölçü getiriyor. Mesela ne yapacağız?
bunu koymuş buraya. Bunu buraya koymuş. Bak Cumhuriyet Halk Partisi başa geçmemesi için bu azam-ı şer, ehven-i şer getirmiş. Yani ölçü getirilmiş. İşte geniş dairede de, geniş siyasi dairede, içtimai dairede, ev hayatında, özel alemimizde neyi ne yapacağız? Hangisi doğru? Ne doğru kardeşim? Niye doğru? Nereden bileceksin ya? Nereden bileceğiz arkadaşlar? Kitap ölçü bilmezsen hangisinin için doğru? Bugün doğru dediğini yarın değiştiriyorsun. Bu kişilere göre değişmiş. Buna göre doğru ayrı, ona göre ayrı. Ya hiç bir hakikat olmayacak mı ya elimizde? Ona göre başka, buna göre. Her kafadan ses çıkıyor ya. Ya bir vicdanımız tatmin edecek bir şey yok mu? Ha, bu. Her kafadan değil, bir yerden kaynak. Eğer senetleşirsek, tesanüt burada olur. Üstad Hutbe-i Şami'de tesanüt cehaletle olmaz diyor. Şey dedi, münazaratta da var. Cehaletle tesanüt olmaz diyor. Ne? İlim ile olur. Bu. Bak okuyacağız. Hem madem bu zamanda, arkadaşlar bir de söylüyorum. Kastamonu ve Emirdağ'da tesanüt, sadaka, cemaat ruhu orada oluşur. Okumasan olmaz. Nasıl yapacaksın? Adam, tanınayım, bilineyim. Ya ferasetimiz olmaz kısacası. Laikaları okumaya da feraset olmaz. Adınız gibi söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Ciddi bir iddiadır. Sözleri çok iyi bilebilir. Mektubatı çok iyi bilebilir. Lemaları çok iyi bilebilir. Şualar bilebilir. Ama Emirdağ ve Kastamonu okumayanın dostunu, düşmanını bilemez. Feraseti de olamaz. Yolunu göremez, yolunu böyle. Ama gibi sopayla dolaşır. Karını, zararını bilmez. Hele hele iştirak-ı amal uhrevi zaten hiç bilmez. Çünkü Kastamonu 96'da anlatıyor. Yöntem bu ve yol. Yolu tarif ediyor. Sana bir kaldı şu. Yürüyeceksin. Hem madem bu zamanda her şeyin, hani onun etrafında toplanacağız arkadaşlar. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en emniyetli bir vazifedir. Bir daha söylüyorum. Bir daha okuyorum. Madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en emniyetli bir vazifedir. İnsanların imanını kurtarmak. Adam bana ne diyor biliyor musun? Allah aşkına ya. Allah aşkına diyor ki, hoca diyor, hocam da yok. Anlattığına göre bana geliyor ki galiba Allah var. Ben de dedim ki bana da öyle geliyor. Bu şimdi namaz kılıyor. Ha, hizmet imaniye size şey geliyor değil mi? Böyle acayip. Mesela bir tane videosu var. Almanya'da çekilmiş değil mi gizli? Felsefeci bir ateistin Müslüman oluşu. Kamera arkada ya dershanenin. 24 saat çalışıyordu. Adam namaz kılacak bizimle, gördünüz mü bilmiyorum, onu seyrettiniz mi? Seyrettiniz mi onu? He? Sen seyrettin de siteyi çökerttiler ya, o kayboldu ilk dönem. Şimdi adam, şimdi ben düşünemedim ya, ne bileyim tecrüben bir şey. Sünnet kılıyoruz. Sünnette bir tane ayakta, bir tane rüküde, bir tane secdede ya. Adam da bize bakıyor. Ona bir tane secdeye gidiyor. Bakıyor ki o ayakta mı kalkıyor. Ona bakıyor ki aşağıda bir sünnet, herkes farklı yapıyor ya. Hepsini yapmaya çalışıyor. Arkadan sonra seyrettik. Çocuk, adam delikanlı perişan oldu ya. Aşağı mı yukarı mı? Karar verin kardeşim. Hangisini? Sonra farza duracağız. Acayip ya, onu bir atayım gene ya. Bir Alman ateistin Müslüman oluşu. Varsa attın abi. He? Varsa attın. He onu atayım. Ondan sonra siteyi çökertmişlerdi, o da yok onun. Şimdi sonra inşallah hatırlatsın bana İsmet. Sonra ben, Allah ilham etti bana. Oo, bu böyle olmasın. Ben de mirapta ilerideyim. Kamerada göreceksiniz bunu. Ulan bu böyle olmasın. Bir şaşa bir şaşa bize bakarak kılmıştır bu. Öyle ilham etti Allah bana. Ona dedim farz ama dikildik. Hiç kimse de ses yok. Ne var ya? Öyle sessiz ya. Sessiz. Ne olacak? Dedim ki Ebu Yusuf'un içtihadını şey yaptım. Diyor ki sessiz namazda sen sessiz okurken huzurun kaçıyor. Onu zaten kabaca. O buraya aklına geliyorsa eğer sen tecrübenle sabittir ki Ebu Yusuf diyor.
Sesle okusan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Öğleyin namazı. Sesli değil ama. Eğer sen diyor İmam Ebu Yusuf, sesli okuman huzurunu temin ediyor, sessiz okumak huzurunu kaçırıyorsa sesli oku. Çünkü sen teksin. Ondan içtihadı aldım. Arkadaşlara dedim ki, nasıl Türkçe bilmiyor. Arkadaşlar ben sesli okuyacağım. Sakın arkadan Subhanallah elhamdülillah, Subhanallah Allah ekber falan. Ya ne oku, yapma falan demeyin. Ben ne yaptım biliyorum. Tamam abi dediler ama alışmadılar. Alışırsınız. Biz her şeye alışırız. Bu manyağın arkasına ki takıldığınız durumunuz hepten iyi değil. Acayip. Şimdi. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Bir sayfayı okudum. İkinci rekatta ikinci sayfayı okudum. Böyle dikiliyor ama niye dikildiğini bilsin da yani. Münacat ediyoruz yani. Yoksa kuru kuru. Adam ilk defa odada Müslüman oldu geldi. Ben de diyor gota secde yapabilir miyim diyor. Biz orada konuştuk bittik. Bize müsaade et. Biz dedik gota yani Allah'a secde yapacağız. Tamam. Ben de yapabilir miyim dedi. Yapamazsın diyebilir miyiz? Böyle bir şey var mı? Ey sen de gel. Acayip bir şey ya. Bunlar odan hep yaşadığım şeyler yani. Tuhaf da. İşte şimdi adama kuru kuru dikiliyorsun. Yöntem bildin ne güzel oluyor. Ferasetin olmaz. O feraset de çıktı işte. Laikaları okuyunca. Ferasetin kaynağı laikalardır. Koca koca adamlar bu siyasi şeylerde tepe takla gitmediler. Küfre razı olmadılar. Demokrat namı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında yer almadılar. Hep koca koca adamlar ha. Nasıl devrildiler? Koca koca adamlar ya. Cumhuriyet, yani Ahmet'e düşman olacak papaza kızıp orucu açanlar gibi. Papaza kızmış adam orucu açıyor. Yani adama kızdı diye, Tayyip'e kızdı diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında yer almak acaba iflas etmenin alameti değil midir? Küfre rıza küfür olmadı mı? Küfre rıza bilerek yaptınsa ne? İmanın gitti. İmanın gidince imanla alakalı bütün bağ gitti, nikah gitti. Ondan sonra karınla eğer nikah yeniden kurmamışsa karınla senin helalın bile zina oluyor şimdi. Her şey gitti. İman giderse her şey gitti. İlim vardı bunlarda. İlim vardı ama sadakat yoktu. Risale'ni çok açık söylüyor Emir Dağı'nda. Bak diyor halkçılar ırkçıları elde edip ittifak ederek sizi devirmeye çalışıyorlar. Ben diyor demokratları Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında muhafaza et 206. Emirdağ 2 206. Muhafaza etmemin diyor Kur'an ve vatan İslam adına diyor vazife biliyorum vesaire. Ya kafana yeter ve yatmaz. Bak ustad bir ölçüyü getirmiş. Ne yapacağız? Ustad ne yapacağım bırakmamış. Şuraya koy parmağını. Diyor ki bunun başa gelmemesi için bizden yana bunun karşısında olan karabalık, evliya azime değil, uçan kaçan değil. Bunu getirmeyecek biz tarafta karabalık. Evliya bir parti olsa bunu durduracak durumda değilse ona vermek, o evliya partisine vermek buna vermek gibidir diyor gene. Bunu durdurması lazım burada. Ne anlatmaya çalışıyorum? Eğer sen Emir Dağı'nı okusaydın, okudun, hazmetseydin, eğer onunla amel etseydin öyle devrilmeyecektin. Ve seninle dolayı da devrilenlerin de mesuliyetini almayacaktın. Peki yapmayanlar Allah ahirette soracak. Niçin sen bunun karşısına Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşısına buldun? Benim elimde şu var. Emirdağ 2206. Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bediüzzaman denilen kulum. Ben onun kadar şey değildim. Bu senin düşmanların İslamiyet'i ortadan kaldıran Mustafa Kemal ve rejimi Kemalizm Cumhuriyet Halk Partisi bu İslamiyet'i kaldırdı. Bu da karşısına dikildi. Bu adam makbul bir adam. O kitabında Emirdağ 2206'da şu parmağı buraya koydu. Ben de bunun gelmemesi için burada oldum. Benim kitapta yeri var yaptığımı. Senin yaptığının nerede yeri var ne diyeceksin? Sen tabelayla isimle şey yaptın. Demokrat ismiyle hareket ettin. Demokratım dedin. Ne demek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısındayım diyorsun. Demokrat o demek. Ama gidiyorsun demokrat namı altında Cumhuriyet Halk Partisi'ne berabersin.
Ne oldu? Niye bu kadar uzatıyorsun bunu? Yer. Yani söylediğim sözün eylemde cinayetini göstereyim ki ürkesiniz. Koca koca adamlar eğer okumayıp hazmetmeseniz Emirdağ'a ve Kastamonu laikasını böyle tepe takla gider. Hangisi doğru, niçin doğru olduğunu bilemeyiz. Şu var. Ben şey yapayım da. Devam ediyorum. Hem kemiyet ise keyfiyete nispeten emniyeti azdır. Kalite ne kadar az dahi olsa zaten dünyanın hadisesini değiştiren, kuru karabalıkları evirip çeviren kalitedir, kalite. Kalite çeviriyor, bitiriyorum. Hem yani kaliteli insanlar keyfiyet denilir. Keyfiyete, kaliteye göre kemiyet, sahi çokluğu pek emniyeti yoktur. Allah Resulü tekti. Bediüzzaman tekti, Gazali tekti, Geylani tekti, Allah tektir, güneş tektir ama odun çoktur. Odun bir sürü orman var, insan tektir. Hem muvakkat ve mutabil siyaset alemleri ebedi daimi sabit hidemat imaniye nispeten emniyetsizdir. Yani geniş siyasi esas alıp ya bunlarla ikinci derecede bırakmak. Usta da diyor ki dershaneye sokmayın siyaseti. Abi biraz önce siyaset yaptın. Siyaset değil o. Birisinin karşısına bir parti koymak siyasettir. Orada ölçüyü anlatmak için zaten söyledim ve var. Ölçü şudur. Her zaman buradakilerin ismi değişir. Tabelası değişir. Kişiler değişir. Kim olur? Ahmet Mehmet. Bunu konuşuyor. Zannediyor ki bu adamı tutuyor. Ne alakası var ben onun? Tercihimizdir. Takdir değil. Ama bu değişmiyor. Onu anlatmak için söyledim. Zihniyet hep aynı zihniyet. Ama bu sabittir. Aktörleri değişebilir. Tiyatro şeyi ruh aynı ama oynayan aktörle farklı olabilir. Ama tiyatronun konusu aynı. Bu cephe aynı. Ha, buradaki tabelalar değişir, isimler değişir. Demokrat değil, menokrat olur. Elekrat olur, ikrat olur. Bir isim olur. Ahmet Mehmet olur. Önemli olan bunun karşısında olandır. Ama durdurabilecek. Ha şimdi ölçü için ben söyledim. Yoksa Ahmet Mehmet'le ne alakamız var? Bizim takdir ettiğimiz kalbe koyduğumuz parti yoktur. Takdir ettiğimiz parti yoktur. Tercih ettiğimiz parti var. İstifarla kutuya atıyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah diye atıyoruz kutuya. Tercih ediyoruz. Takdir etmiyoruz. Buna göre bunu tercih ediyoruz. Kalbe sokmuyoruz. Kalbe soktuğunu particisin işte. Mikyas olamaz, medar da olamaz. Yani biz siyasi bir bağımız ve kardeş değiliz. Bizi bağ yapan bunlardır. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde, yani bize ne emretmişse ve bizlere bahşettiği hizmet noktasına, feyzli makamlara kanaat etmeliyiz. Yani Risale-i Nur bize ne demiş? Ona kanaat etmeliyiz. Abi Hasan ne dedi değil. Benden bir şey duyarsanız göstermem lazım. Siz benden isteyin. Abi nerede yazıyor? Ve okurken bakın. Eğer ben kafayı buradan kaldırıp da ben buna muhalif bir şey söylüyorsam kibarlığınızla bir şey demiyorsunuz ama itaat etmeyin bana. Etme kardeşim. Kitabı konuşmuyorsam etme. Etme. Çünkü ne benim cennetim var ne cehennemim var. Seni de ben kuyuya götürürüm. Kitabı olacağız. Onun için sadakat lazım. Külliyatın etrafında teslim olacağız. Sadakatta bir şey mi okuyacaktın abi? Abi şurada bir çok küçük bir paragraf. Dinleyeyim abi, kısaysa. Siz küçük mektuplar, risalelerde medarı teselli ve sabır ve tahammül için yazılan parçaları dikkatle ve tekrarla okuyunuz. Yani biz derslerden sonra okuduğumuz mektupları genelde ya şuradan bir sayfa kaç? 321 şu an. 13. şu an. Dikkatle Ama niçin bak? Sabır, bir dakika söyle. Dikkat ve tekrarla. Dikkat ve tekrarla okuyunuz. Ama niçin okuyalım? Niçin? Teselli, sabır ve tahammül için. Yani tabii bunun için istikameti de sokabiliriz ama teselli, sabır ve tahammül için. Tam iman hakikatlerini aldık da yine ruhumuz çöküyor. Mesela vesvese risalesini ezberlenmiş adam yine vesvesesi var.
Bununla, bu malzemeyi, yani çok iyi kaliteli malzeme getirmişsin ama bu malzemeyle iyi bir işçilik, iyi bir ustalıkla bir yemek ortaya çıkartmak, o maharet yoksa o malzeme bir işe yaramıyor. Yani bir tarlaya boşalttın kaliteli inşaat malzemesi. İyi bir ustalıkla onu kullanmasan iyi bir mühendislik, iyi bir ustalık, iyi bir plan projeyle onu şey yapamazsan en demirin en kullanamazsın. Hatta altından yapsan o binayı olmaz. El elemen demirden tenekenin yaptığı bina daha iyi olur. Yani sabır, teselli ve tahammül için yazılan parçaları dikkatle diyor üstad. Yani şuradan bir şey oku da gidelim diye değil. Dikkatle ve tekrarla. Ya okuduk, okuduk ama hani bir, senin güzel bir sözün var abi. Biraz herhalde uydurukça mıdır? Aslı var mı bilmiyorum. El tekrar rahsen velev kâni yüzsün. Yok, Arapçada kaydedir. Öyle mi? Evet. Yani. 180 defa tekrar dahi etsen âli hakikat olduğu için ahsendir. Ahsendir. Yani şey değildir. Hani malayaniyat değildir yani. Şimdi biz risaleleri okuyoruz. Yani özellikle Risale-i cemaatlerinin tabi elhamdülillah bizim cemaatimiz bu noktada çok hassas fakat genel gördüğümüz şey hani iman hakikatleri işte okuyalım şu iman hakikatlerini de imanımızı arttıralım. Fakat o malzemeyle inşaat ustalığımız yok. Yani laika okunmuyor. Yani Nurcu'da psikoloji hastalık olmaz. Nurcu'da psikolojik hastalık oluyorsa Risale-i Nur baştan başa psikoloji. Besmele'yi aç psikoloji. Besmele psikoloji. Nereye açarsan aç psikoloji. Psikoloji. Yani sana bir katkı yapılanma yapmıyorsa Risale-i Nur, aile hayatını düzeltmiyorsa, iş hayatını, toplum hayatını düzeltmiyorsa demek ki sen Risale-i Nur'da bir şeyleri eksik yapıyorsun. Yani üstadın tarzı talimatı dairesinde talimatından eksik yapıyor. Hareket ve hayrat kazanmaktır diyor ya. Evet. Orada sorun yaşıyor. Evet. Yani birkaç tane sır var bak. Dikkatle ve tekrarla okuyacağız. Neyi okuyacağız? Bu kısa mektupları diyor. Dikkatle ve tekrarla. Peki niçin okuyacağız üstadım diye sorduğumuz zaman teselli. Çünkü ahir zaman, hadisatlar dehşetli. Sabır için. Aynı şekilde yine ahir zaman sabır gerekiyor. Sabır ve sebat gerekiyor. Sabır da çok şey farklı bir şey yani. Mesela sabır, günahlardan kaçmaya sabır var. Musibete sabır var. Çok sabır var ya. Sabrın çok çeşitleri. Ve tahammül için okuyacağız. Yani o malzemeleri bu ustalık ve işçilikle kullanacağız. Ya. Bak işte bu ustalık bir şey bu. Evet. Mesela nurculukta kendini ve cemiyeti inşa etmek için malzeme sözler. Malzeme bu. Ustalık da bu. Bu olmasa inşa edemezsin. Kime ne okuyacağını, nasıl yaşayacağını, nereye taraftar olacağını, nerede duracağını, kime duracağını bilemezsin bak. Bak Risale-i Nur'un talimatı dairesinde bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Kanaat edeceğiz. Yani zıp 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 ikide bir ne değiştiriyorsun kardeşim? Frekansını ne değiştiriyorsun? Hiçbir şey dinleyemezsin. Bir müziği bile bir parça ondan, bir iki kelime ondan bilmem ne. Her gün bir üniversite yeri değiştiriyorsun. Bugün hukuk, yarın işletme, öbürsü gün edebiyat. Öbür gün makine mühendisi, öbür gün bilmem neresi, tıpa gittin. Her gün bir üniversite okulu değiştirsen hangi yeri bitirmiş olacaksın ki? Her gün bir tamirhane değiştiriyorsun. Otokaporta, lastikçi, inşaatçı. Bir ustaz sahibi olan bir yere kanaat edeceksin artık. Ettin. Artık Risale-i Nur'a kanaat edeceğiz. Haddinden fazla fevkalade hüsnü zan. Yani o benim abim, o şeyhim uçuyor, kaçıyor. Haddinden fazla hüsnü zan ve müfritane Ali makam vermek yerine uçuyor, kaçıyor, benim abim var falan. Böyle bunu verme değil diyor. Böyle yapma. Bunun yerine sen diyor meziyeti istiyorsan abinin şeyini, muhabbetin içinden sev. Sevmen lazım çünkü güneş onunla alıyorsun. Aynı. Onun yerine diyor fevkalade sadakat yap. Yani Risale-i Nur'un talimatlarını öğren. Risale'nin talimatlarını uygula. Fevkalade sadakat. Sebat et. Cemaate kanaat et. Kanaat et cemaata. Fevkalade sadakat. Fevkalade sebat. Fevkalade müfitane irtibat. İrtibatını kesme. Eften püften bahanelerle derse gelmemezlik yapma. Eften püften bahanelerle bugün kitabını okumamazlık yapmaman lazım. İrtibat. Sonra eften püften bahanelerle namaz tesbihatını ihmal etme.
Yapamadınsa kazasını yap yatmadan. Sonra ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. Yani bir mizmi kırko, arabanın kırkosunu koyuyorsun lastik patlamın. Pişt, pişt, pişt. Kırkoyu vuruyorsun, pişt. Yani böyle şişirmeyecek. Seveceğiz. Müslüman Müslümanı sever. Müslüman Müslümanı hürmet eder. Seveceğiz. Ama hakikatin önüne geçirmeyeceğiz. Abi ne diyor değil, külliyat ne diyor bakacağız. Külliyatta Kur'an ne diyor diye. Ha, külliyatta Kur'an bize ne diyor diye bakacağız. O öyle düşüneceğiz. Dolayısıyla bu konuda terakki edersek ikide bir hayatımızda zıksak olmaz. Dostumuz da belli olur, düşmanımız da belli olur. Yani çünkü hiçbir hadise net değil. Son cümlem olsun. Hiçbir hadise net değil. Mozaiktir. Mozaik insan diye bir dersim var. Bir bakarsın adam hakikaten acayip bir adam. Bir bakıyorsun yerin dibine bir adam. Bir bakıyorsun tuhaf bir adam. Bir tarafıyla bakıyorsun ki ondan daha aşağılık vatan haini yok. Ama bir tarafıyla bakıyorsun ki memlekette öyle bir adam yok. Aynı adam. Ne yapacağız? Hani camide mihrapta söyledim ya böyle kalebodurlar konmuş. Yani yazılar yazıyorsun. Her bir kalebodur bütününü tamamlayan bir parçadır. Çizgi var, nokta var, bilmem ne var. Oysa mimdir. Böyle bir yuvarlak var, mermimin ortası. Yani mozaikle tümünü, işte o zaman bakacağız tümü ne yazıyor? Bir tane parçayla bakarsan tümüne ait ahkam getiremezsin. Bir taraftan bakma yani. Neye bakacaksın? Birincisi itikat noktasına bakacaksın. Sonra neyin yanında kimle çalışıyor? Neyi ölçü yapmış hareketinde? Eğer kendisini ölçü yapmışsa koy çöpe. Hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Ne kadar yüksek bir makam olursa olsun. Ne olursa olsun. Şahsi makamı ne olursa olsun. Eğer hukuk umumiye tecavüz ediyorsa, mütekellim mal gayrısı, yani mütekellim vahdi, kendi adına ne olursa olsun, kimle beraber çalışıyor, kimle beraberdir, ne ölçülerle hareket ediyor? Ölçüsü ne? Neyle hareket ediyor? Ve kime karşı duruyor? Neyle hareket ediyor bilmiyorsun. En başka bir tane kolay söyleyeyim. Kime karşı duruyor? Kimle beraberdir? Kime dost, kime düşman? Kime dost, kime düşman? El hubbu fillah ve el buzu fillah. Bu kadar kolay. Bunlar öğretiyor. Şimdi beni bunu anlattıktan ve hayatım böyle. Siz işte sitede bilmem beni biliyorsunuz. Bunu hareket ediyorum. Ben şimdi kimle hareket, kime göre hareket ediyorum? Buna göre hareket ediyorum. Bunlarla beraberim, sizinle beraberim. Siyasette değilim. Siyasi genişler ne işim var benim? Ama fıtratımda ne kadar müsait. Televizyonlarda değilim. Medyatik değilim. Şöhret perisinde değilim. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Ben size kanaat etmişim. Ustad da diyor ki ben size kanaat etmişim. Siz de risalına kanaat edin. Ben başka şeyde de olurdum şu anda. Şu anda ben stüdyoda da olurdum yani. Fıtratım yani konuşanlar benden daha mı harikalar yani. Ki öyle bir meşgul olduğum saha var ki kimse de pek yok. Ruhsal psikoloji, şeceri hilkat mesela misal. Misal için söylüyor. Ama kanaat etmişim ben buna. Şimdi diyeceksin kalsan kim? Risale'nin ölçü yapar. Hata yapar ama kasten yanlış yapmaz. Kasten davasına ihanet yapmaz. Niye? Bunu iddia ediyorum. Ben böyle ihanet yapmaya kalksam, sadakatim olmasa bunu okur muyum? Bunu okutmaz adam. Kastamını okutmaz. O zaman ne yapacağız? Beni de bununla ölçeceksin. Kendini de bununla ölçeceksin. Her şeyi bununla ölçeceksin. Yoksa bir bakarsın şuna taraftar olmuşsun. Öteki taraf başka zaman da ona düşman olmuşsun. Dostun düşmanın belli olmaz. Efendim. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs salavat.